Haşmet Babaoğlu, sürünüyorlar. Kendimizi kandırmayalım derim. CHP'nin toparlanıp kendine gelmesi haydi son zamanlarda pek gözde olan deyimle söyleyeyim, milli bir duruş kazanması için artık çok geç. Gözümüzün önünde CHP örgütünü alıp kaçanlar seçmenini de baştan kurguladılar. İki gündür Baykal'ın sözleri üzerinden yapılan yorumlar bu gerçeği ıskalıyor. Baykal'ın çıkışı Türkiye için çok anlamlı, çok değerlidir. AK Parti ve MHP seçmeni bunu gördü ve hararetle alkışladı ama eğriye eğri doğruya doğru CHP örgütü ve seçmeninde Baykal'ın çıkışının pek etkisi olmadı olmaz da. Çünkü 2013'ten bu yana tarla itina ile sürüldü. Seçmenin kafası dönüştürüldü. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana seçim manevralarını hatırlayın. Öyle bir seçmen ki kime oy ver dense veriyor, dün yanlış bildiğini Bugün onaylıyor. Dün parti çalışmalarında yıllanmış iki arkadaşıma sordum. Ağzımdan Baykal ismi çıktığı anda hiç abartmıyorum, karınları ağrıyormuş gibi bir süre kıvranıp durdular. Yüzleri buruştu, dilleri tutuldu. Sonra Sonra ağızlarındaki baklayı çıkardılar. E artık bir hatıra baykal kaldı ki Suriye üzerine sözlerinin kitlemiz gözünde karşılığı kalmadı. Bir ipucu vereyim. Siz gerisini öyle düşünün. Bu kişiler üstelik birkaç aydır örtülü biçimde Kılıçdaroğlu ekibine muhalefet ediyorlar. CHP tarlası nasıl sürüldü? Doğan medyası ve ittifaklarının Erdoğan ve partisine muhalefet edicindeki tilkilikler hep dikkatimizi çekti de CHP'nin seçmen kitlesini nasıl dizayn ettiklerini çoğu zaman gözden kaçırdık. Oysa bugün tıpkı örgüt gibi CHP'nin seçmen kitlesi de HDP'lileşmenin eşiğine gelmişse bu medya sayesindedir. Bir noktayı unutuyoruz. Doğru, AK Parti seçmeni her seferinde medyayı umursamadan toplumun kılcal iletişim yollarıyla hareket etti. Fakat CHP kitlesi farklıdır. CHP kitlesi medyasına bakar ve bakarken büyülenir. Basit lifestyle röportajlarından bile siyaset çıkartır, yorumlarla kendini şekillendirir. Tam bunları yazmaya oturduğumda CHP'li ve Ege'li eski bir arkadaşımın Ankara'daki terör katliamının ardından attığı tweet'i gördüm. Beynin bir elektrik devresi olsaydı bu satırları okuyunca alev alır yanar. Zamanında sevecen insancıl biri olarak tanıdığım bu kişi aklı sıra kara mizah yapmaya kalkışmıştı ve Niran Uysal, Deniz Baykal ve Şafak Sezer'i aynı TV programında patlamayı değerlendirmeye çağırmıştı. Şimdi söyleyin bana, yerlerde sürünen ruhları ayağa kaldırmak kolay mı sanıyorsunuz? Haşmet Babaoğlu, Sabah